Söz sırası Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'da. Buyurun Sayın Bakırlıoğlu, süreniz 5 dakikadır. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2018 yılı kesin hesapla 2020 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. TK'yı 2003 yılından itibaren santral kurulma şartlı olarak rödevans usulü ile ihaleler yapmaktadır. Bu kapsamda 2006'da imzalanan Bolu Göynük Santrali 2015'te, sözleşmesi 2012'de imzalanan Soma Kolin Santrali de 2018 yılında elektrik üretimine başlamıştır. Bu sözleşmelerde, yani termik santral kurma şartlı redevans sözleşmelerinde, redevans birim fiyatlarının yıllara göre güncellenmesinde üretici fiyat endeksinin kullanılması hükmü bulunmaktadır. Bolu Göynük'te de 2015 yılında fiyat üretici fiyat endeksine göre güncellenmiş, kilovat saati 3.15 kuruş olarak belirlenmiş ve TK'yı 2015 yılında 12 milyon lira redevans geliri elde etmiş. Ancak takip eden 2016 yılında endeks değiştirilerek üretici fiyat endeksi yerine piyasa takas fiyatı endeksine geçilmiş ve 3.33 kuruş olması gereken redevans fiyatı 2.65 kuruşa düşürülmüştür. Sayıştay raporlarına göre 2016'da yapılan endeks değişikliği nedeniyle kurumun, yani TK'nin 14 milyon liralık bir gelir kaybı söz konusudur. Benzer uygulamaya 2017 ve 2018 yıllarında da devam edilmiş. Yani üretici fiyat endeksi yerine piyasa takas fiyatı endeksi kullanılmış ve bundan dolayı Sayıştay'a göre TK'yı toplamda 48 milyon liralık bir gelir kaybına uğramıştır. TK'nin kasasında olması gereken 48 milyon liralık bu meblağ, yani sizin, bizim, devletin kasasında olması gereken 48 milyon lira şirketin kasasında kalmıştır. Daha Türkçesi, TK'yı 48 milyon lira zarar ettirilmiştir. Ben bu konuyu Plan Bütçe Komisyonu'nda dile getirmiştim ve sizlere bir takım sorular sormuştum. Sözleşmede fiyat güncellemesinin üretici fiyat endeksine göre yapılması hükmü varken piyasa takas fiyatı endeksine geçişinizin nedeni nedir? Rödevans sözleşmelerinde sonradan bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır? Yapılmışsa şayet gerekçesi nedir? Sayıştay'ın işaret ettiği 48 milyon liralık bedel tahsil edildi mi diye sorularımı sıralamıştım. Cevap vermişsiniz. Daha doğrusu bir cevap metni göndermişsiniz ama içinde cevap yok. Cevabınız çok kısa. Tahakkuklar EPH tarafından belirlenen piyasa takas fiyatı endeksi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kadar. Biz zaten bunu biliyoruz. Neden diye soruyoruz. Şimdi aynı soruları tekrarlıyorum. Umarım kamuoyunu aydınlatıcı cevaplar verirsiniz. Sayın Bakanım, bir de borcunu ödeyemediği için yenilenen abonelikler, yeniden tahakkuk ettirilen güvence bedeli sorunu var. Özellikle tarım kesimi bu konuda çok mağdur. Seçim bölgemden bir örnek vermek istiyorum. Olayın vehametinin anlaşılması için çok güzel bir örnek. Akhisar'da Kızlar Alanı Köyü Sulama Kooperatifi var. Bu kooperatifin 52 bin liralık borcu var. Ve borcundan dolayı toprağın, mahsulün suya en ihtiyacı olduğu bir dönemde kooperatifin elektrikleri kesiliyor. Köylü zorlukla parayı denkleştiriyor, dağıtım şirketinin yolunu tutuyor. Ancak hayatlarının en büyük şokuyla karşı karşıya kalıyorlar. Dağıtım şirketi 52 milyon liralık borcunu zorlukla denkleştiren çiftçimizin 72 bin lira güvence bedeli istiyor çiftçimizden. Bu ve buna benzer sayısız örneklerle devamlı karşılaşıyoruz ne yazık ki. Değerli Bakanım, bunun adı yorgunu yokuşa sürmektir ve bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Sayın Bakanım, inşaat sektörünün sıkıntılarını biliyorsunuz. Müteahhit bu zor şartlar altında binayı dikiyor, daireyi satıyor, ruhsatını alıyor, iş enerji müsaadesini almaya geldiği zaman dur bakalım deniliyor. Ne oldu? Efendim, yatırımımız olmadığı için size şimdilik müsaade veremiyoruz. Ya ne zaman vereceksiniz? Enerjiyi 10 aya kadar ancak verebiliriz. Başka yolu yok mu bunun? Var efendim, yatırımı sen yaparsın, biz sonra sana parasını öderiz. Bu ekonomik krizde gözü karartmışsın. Diyelim ki küçük sanayi sitesinde yatırım yapacaksın. Makine almak için fuarları gezmişsin. Sipariş vermişsin. Bedel ödemişsin. Ancak enerji olmadığı için, daha doğrusu
sanayi sitesinde enerji alamadığın için, zamanında yatırım yapılmadığı için kara kara düşünüyorsun. Bu ve buna benzer şikayetler eminim sizlere de geliyordur. Bu zor şartlar altında inşaat yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, üretim yapmak, ziraat yapmak isteyen yurttaşlarımızın bu sorunlarla karşılaşması, okyanusu geçen vatandaşın derede boğulması gerçekten... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Bakırlıoğlu. Son olarak Sayın Bakanım, Soma'daki tazminat mağduru işçilerimizin taleplerinin bir kısmını Şubat ayına kadar çözeceksiniz. Yıllardır çözülmeyen bu sorunu çözmek adına irade gösterdiniz. Ancak Soma kömürlerinin Atabacası Işıklar Ocakları'nda çalışanlar ve Uyar Madencilik'te çalışan mağdurlar konusunda belirsizlik halen sürmekte. Bu konuda yapılacak yasal düzenleme çalışmalarının hızlandırılması ve belirsizliğin ortadan kaldırılması işçilerimizin en büyük beklentisidir. Bu duygu ve düşüncelerle her şeye rağmen, tüm itirazlarımıza rağmen geçecek olan bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler Sayın Bakırlıoğlu.